Bugün yine Valorant'ta o ünlü seriye devam ediyoruz. Bir Helgin'i bilmem kaç kişi tokatlıyor yine. Hayır, hayır ya, hayır ya. Sanki ben 7 kişiyim, onlar tek kişi gibi oynuyorlar ha. Evet, selamlar, ben Helion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bu sefer 1'e 7'yiz arkadaşlar ve Haven'ı tercih ettik tekrar. 1 Helion'a karşı 7 Demir, Haven'da saldırı takımında başlıyorum. Sevdiğiniz bir seriydi. Yavaş yavaş karşımdaki kişi sayısını arttır arttıra gideceğimizi söylemiştim. Bu sefer yine Haven'ı seçmemin sebebi, geçen videonun aksine, Haven'da çok fazla birebir karşılaşma bulabiliyorum. Özellikle karşımda da 7 kişi olduğu için bayağı zor olacak işim. Bir sonrakini Pearl'de yapmayı planlıyoruz bu arada. Bakalım, umarım hoşunuza gider. Yavaştan bütün haritada info toplaya toplaya oynayacağım. Şimdi midden push var. Double doğrudan var. Şimdi midden gelen push'u şöyle düşürüp bir Q çektim. Şimdi 1'e 7'deki en büyük olay şu. Oo. B'den push var. Link var. Tamam, Link'i aldı. CT var. O. Dur bakalım. Hop, oradan da geldi. Allah. Bizimle pistol round güme gidecek galiba. Anladığım kadarıyla benim. Tamam. Hop. Arkadaşlar hep birlikte gelsenize. Bu ne ya? Tamam, şimdi bombayı kuruma F2 veriyorum. Bir kişiyi daha tek başına yakalayıp vurabileyim diye, ama asla vuramıyorum bu arada. Hop, Viper. Dur bakayım, Viper'la biraz oyun oynayalım. Viper'da da oyunumuzu oynadık. Oh, Allah'tan size anlatacağım diye ölmedim. Daha anlatacağım şeyler var çünkü bir takım kurallarımız var. Şimdi ilk kuralımız şu. Karşı takım artık 7 kişi oldukları için bir zahmet birbirleriyle iletişim kurup takım oyunu yapamıyorlar. Dolayısıyla demir olmalarının yanında bunu da yaparak biraz daha benim için de alma ihtimalim olan bir hale getirmeye çalıştık. Çünkü bu daha 1'e 8, 1'e 9 falan diye de devam edeceği için o kadar da imkansız olmasın dedik. Onun dışında dur bakayım, double door'dan bir push çıkar mı? Fazla kişi de oldukları için çok özgüvenli pushlar yapıyorlar. Aşırı özgüvenli oynuyorlar. Bir de bu sefer ikili üçlü dolaşıyorlar ya biraz. Öyle bir sıkıntı oldu. Tamam, şimdi birini vurduk. Her el ultim gelecek. Öyle bir güzellik var. Çünkü karşısı artık 7 kişi. Oy, iyi vurdu peki. Çok aptal piki attım ne yazık ki ona. Şimdi bu sefer biraz daha kendimden emin oynamam lazım. Ultimin gelmesini istiyorum hızlıca. O yüzden bu roundu birazcık ultimi getirmek için kurban edeceğim. C-Long'dan bir push duyuyorum. B'de bir hareket duydum. İki tane B var. Bakayım, burada pusan yok. Şimdi B içindeki arkadaşların birini eleyip Vandal'ını almak isteyeceğim onun. Tamam. Bu iki. Hop, midde bir. Ah be oğlum, ah be. Harbiden zorluyorlar, evet. Aa, T-Bag atıyor. Şerefsiz. Böyle bir şey olamaz. Evet, yine doğru düzgün paramek. Bu sefer Şerif alıyorum. Ultimin gelmesi lazım artık hızlıca. Tamam, long'dan bir push geliyor. O long push'unu şöyle indirip silahını alıyorum. Bir kişi A içinde, iki kişi A içinde. Bir arkada, bir de burada var. Buradaki arkadaşı indirip hemen hızlıca şuradaki yancısını vuruyorum. Şimdi ultiyi açtım. Daha 4 kişi var. Abi ne kadar zor ya. Flaşlı mı flaşlı? Arkadaşlar 7 kişisiniz lan karşımda, manyak mısınız? Sanki ben 7 kişiyim, onlar tek kişi gibi oynuyorlar ha. Flaşlar milaşlar, aynı anda girmeler. Haven'a da çıkmamış hiçbiri. Oo, tamam. Diğerinin değerini biliyorum zaten. Tertemiz aldığım bir round sayarım bunu. Böyle 2 roundda bir ultimi açıp arkadaşları eleyeceğiz. Şimdi bombayı buraya kuruyorum. Onun beklemediği bir şekilde push yapacağım CT'ye. Zaten alanın içinden push diyor. Şöyle. O da benim pushladığımı bu arada tahmin etmiş ha. Buraya bakarak çıkıyor direkt. Şimdi C-Long'dan bir oyun deneyeceğim. Ultim yok bu el. O yüzden yine ufak ufak kill kovalamam lazım. 2 tane C var. Biri garaj önü. Biri garajda direkt. Bir tanesini düş... Aa, arkamdan da pushlayan var. Çok sert oynuyorlar. Hep birlikte üstüme pushuyorlar. O çok zorluyor beni. C'nin içinde yok. CT'de 2. Tamam, CT'dekileri birlikte vuracağız. Oo. Evet, karşıya şey dedim. Bir roundda oynayabileceğinizin en hardını oynayın dedim. Yani aşırı tryhard yapın dedim. Öyle bir ricada bulundum bakalım. Çift flash. Peki. Başlasın av. Hayır. Hayır. (Gülüyor)
Hayır, hayır, hayır. Hoppala, hadi bakalım. İstediğiniz kadar tryhard oynayın. İstediğiniz kadar tryhard oynayın. Bir de benimle dalga geçiyorsunuz ha. Uyardım şimdi, dedim dalga geçmeyin. Full tryhard oynayın. Karşıda biri zaten yeni sens deniyormuş, inanılmaz. Full tryhard oynayın dedim ya. Öyle dalga geçmeli falan istemem ben. Oynayacaksak hard oynayacağız. Hah, şöyle aynen. Aynı anda çok fazla karşıma çıkıyor. O beni bayağı mahvediyor ya. Şimdi bir de karşının ultileri birikiyor yavaş yavaş. O çok tatsız. Yavaş yavaş A'ya yanaşacağım ben de. Bakayım adam push gelir mi? Push bekleyeceğim. Fazla kişi oldukları için çok özgüvenliler. Her yerden pushluyorlar. Mid'den 2 pushluyor hatta. Hop. Bak flash atacak. Flash atacak. Atmadı. Ne alaka? Ultim... Allah hayır. Hayır ya, ultim boşa gitti. Neyse, push bekleme taktiği işe yaradı. Ya Yoru çok güzel beklemişsin orada ya. Harbiden çok güzel beklemiş. Şimdi double door'dan round almıştık. Tamam, double door'dan bir tane düşürerek başladık. Aynen. Hayır. 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 Arkadaş madar ettiler bizi ya. Böyle bir şey olamaz. Tamam bir dakika. Şimdi her yerden puşuyorlar değil mi? Hiç göstermiyorum midde. Hiç. Tamam midde Sage Slow attı. Oo. İki kişi oradalar. Flash'ı yedik yine. Arkamdan iki. Ah be oğlum. Çok sert oynadılar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 7 kişiler her ne kadar iletişim de kurma yasakları olsa 7'si de haritada bomboş dolaşsa bile illaki 1vs 2 1vs 3 falan denk geliyoruz. Şimdi saldırıda bence bana yeter bu kadarı. Savunmada oyunu alabilmek için yapacağım şey şu. İzleyeceğim taktik şu. Sürekli bir yerlerden gereksizce agresif oynayarak birebir de adam yakalaya yakalaya sırayla düşürüp öldürmeye çalışacağım. Bu sayede 2 roundda bir ultimi açacağım garanti bir şekilde. Ve birebir de aim farkıyla almaya çalışacağım hepsini. Biliyorsunuz Haven'da ben garajdan agresif oynamayı severim genelde. Garaj önü ses var. Bir kişi garajdan buraya yaklaşıyor. C giriyorlar genel olarak. Buradan bir canımızı çektik. Genel olarak C oynadıklarını biliyorum. Double door'da bir düşürdük. Bir Q daha çekmem gerekti. Biri daha buradan gelecek. Duydum onu. Hala 3 tane var. Tamam. Dediğim tutuyor. Birebir fightlarda aim farkı koyarak almaya çalışıyorum. Phoenix'in flash'ı var muhtemelen. Dönmeye hazır oynayacağım. Aptal olduğum için ulti açtım. Tamamen benim aptal olduğum yani. Hayır, oh. Allah'tan vurdum. Dediğim tuttu. Savunmada tamamen Allah. Arkadaşlar Reyna tatsız hareketler yapıyor şu an. Savunmada full bunu yapıyorum. İstedikleri kadar tryhard olsunlar. Birebir aim fight'ında alma ihtimalleri çok düşük tabii ki de. Sırayla birebir yakalayacağız onları. 7 kişiler 7 kişi de bir site'a girecek değiller ya yani. Şimdi B'de ses dinliyorum haritanın en ortası olduğu için. Window var 2 tane. A arkasında var. Mid'i tamamen yok sayarak CT'ye dolanıyorum. Şimdi A'da olmadığımı düşünüyorlar. Kuruyorlar rahatlıkla. Umurlarında değilim. Muhtemelen CT push geliyor bir tane. Gelmiyormuş. Hayır ya. O Phoenix'i düşürsem çok iyi olurdu diyecektim ki. Aman. Aman. Tamam senin sadece klasiğin var. Süper. Süper bir haber. Gelmiyor. Ultim gelmiyor. Sırayla infight kaybediyor. Tam da dediğim gibi oluyor her şey. Gözümü attım. Haven'a yanaşıyorum. CT'den oynadığımı sanıyor hala bir tanesi. O yüzden CT'ye bakıyorlar aynen. Diğeri de CT'ye pushlamış mıydı? Short'ta. Oo. İyi. Aldı mı round'u? Aldı. Hayır böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten daha agresif oynamam lazım. 7 kişi oldukları için. Çünkü bak bunları hep yeni yeni öğreniyorum. 7 kişiler bombayı kurduktan sonra vurmam gereken çok kişi var. O yüzden bombayı kurdurtmamam ya da kurduktan sonra daha agresif oynamam gerekiyor. Ve harbiden çok zekice oynadılar Viper'ı line-up'a yollayarak. İnanılmazsınız ya. Ben bunun 1vs8'i için çok heyecanlıyım. Kim bilir nasıl ağzıma vuracaklar artık onda. Şimdi şerifim var. Window'a bir fake attı Yoru. Fake'miş o. J-Long 1 giriyor. Öldürdük onu. Astra'yı yakalar mıyım bilmiyorum. Aa Astra'cım. Orada hala. Aa Spike.
Ha, beni mal ettiler tabii. Ve A'ya yerleştirdiniz değil mi? Aynen. Şimdi. Gerçekten aptal ettiler beni. Helal size. Helal olsun harbiden. Tamam, biri CT'de. O CT'deki bize gelemeden hızlıca burayı almam lazım. Nerede o yürü? Nerede o yürü? Çözdüm. Vallahi çözdüm. Oh! Oh! İnanılmaz. Helal. Çok zekice oynadılar. Benim bir yerlerden agresif oynamaya başladığımı fark ettiler. O yüzden haritanın her yerine en az birer kişi bıraktılar. Her ne kadar iletişim kuramasalar da bu şekilde muhtemelen hepsi bireysel olarak oynadı. Bir yerlerden push beklerken, beni salak ederken benim en uzak olduğum konuma da bombayı kurdular ve aim'den kaybetseler de zamandan kazanmaya ve round almaya çalıştılar. Çok zekiceydi. Helal olsun. Oo, toplu A oynuyorlar. Peki. Toplu A oynarken onlar. Ben Sentinel'ların olmaması avantajımı kullanacağım. A'nın içine bak, nasıl oraya buraya atıcılar, görüyor musunuz? Şimdi bu bir. Bu iki. Arkamdan pushlayabilir. Buradan gelebilir. Arkam gelmiyor asla. Anlamadım neden. Hayır. Bir yandan da korkuyorlar ya fight'e girmeye. Hayır, hayır ya, hayır ya. Ben birini long'dan duyduğumdan o kadar emindim ki. Helal lan size. Süperler ya gerçekten. Şimdi birebir fight'ta kaldıklarında çok korkuyorlar. Korktukları için böyle yanlarına birilerinin daha gelmesini bekliyorlar. Hemen böyle ikili üçlü olup öyle sıkmaya başlıyorlar bana. Ama ultim olmayan hiçbir round'u neredeyse alamıyorum tabii ki de. O da biraz zorluyor. Allah'tan demir seçiyoruz karşıdakileri. Yani bronze seçsek bir de 7 kişi muhtemelen gerçekten mahvederler beni. Tamam. Şimdi. Long var. Long 2 var. Evet. Aim'i yanlış koymanın cezasını çekiyorduk az da. Spike C'de düştü. Aa! O neymiş? Pardon. Hayır. Oh! Birbirlerine yetişemiyorlar, süper. İletişim kuramadıkları için tabii. Koordine oynayamıyorlar. Ben çıkıyorum, sen çıkıyorsun, hop şöyle flash atıyorum falan diyemedikleri için birbirlerine sırayla aim fight'a giriyorlar sadece. Süper. Çok iyi. Oh! Ulti olan roundları alma ihtimalim tabii ki yüksek oluyor. Şimdi mid'de var bir. Mid pushluyor. 2 var. Onların bana pushlamasını bekleyeceğim. Ve sırayla düşüreceğim. Neyse, Güle ile ölme vakti. Mid'de o biraz oyalansın. Mid'de oyalana dursun. Ay zaten kurdular, nereden geldim az çok tahmin ediyorlar. Oha, Viper ultisi ha. Arkadaşlar bir kişiyim ya, Allah aşkına. Viper ultisi de gerçekten çok gerek var mıydı ya? Canımı fullleyeyim bari. Bir tane daha link de var. Oo, benim artık yerimi de yor ultisiyle görüyorlar. İnanılmaz. Gerçekten. Viper oraya bir zehir sallayacak muhtemelen. Hı. Evet, iyi zorladılar. Artık iki ulti, yani daha ne yapayım? Sanki dağ komandosuna karşı kapışıyor krallarım da. Yani gören de sanacak TSK dağ komandosuyuz. Neyse, bir tane vurayım, ultim gelsin bari hızlıca. Şimdi gelin bakayım. Biri burada, gerisi de Jelong oynuyor. Aa, artık bayağı böyleli push bekliyorsunuz. Anlaştık arkadaşlar. C'ye mi kuracaksınız peki? Süper. Spike C'de düştü. Şimdi sırayla eksilteceğiz onları. Tek kişi bomba kurmanın cezasını vereceğiz onlara. Biri arkamda zaten. Biri muhtemelen side tarafı olacak. Reload'umu yapıyorum. Hiç artistliğe gerek yok. Sage'lerin ultisi var. O muhtemelen birini kaldıracak. Astra'yı side'da kaldırırmış gibime geliyor. Aynen de öyle yaptı. Tamam. Yanlış kişiyi kaldırmayı tercih etti. O sayede rahatlıkla vurduk onu. Yanlış bir pick attı elinde spike varken.
çok güzel kördü. Kör kör denedi. Öldü. Şimdi şey oldu. Demirde oldukları için mesela şeyi akıl edecek kadar tecrübeli değiller oyunda. İşte Spike'ı alayım, kaçayım, A'ya kurayım falan akıl etmiyorlar. Ya da işte bütün map'i shift'le dolaşayım falan da akıl etmiyorlar. Çünkü o kadar tecrübeli değiller bu arada. Yani bu eğer o demir gibi, bronz gibi rütbelerde takıldıysanız biraz da çıkmanızın yolu çok fazla oynamak ve tecrübe kazanmak. Haberiniz olsun. Tecrübe kazanmaya bakın oyunda. Tamam. Window'da var. A oynuyorlar zaten. Aynen. Tamam. A'ya kurdular. İnşallah. A'ya kurmuşlar. Short'tan gidiyorum. Mid'de bir tanesi vakit kaybede dursun. Ben bu ikiliyi burada indireyim. Şöyle bir göz atıyorum. Long'u kapatmış. Allah'tan long'dan gitmedik. Yoru. Aa okey. Yorucum haydi ya. Abi çözemeyecek miyim gerçekten ben bu yüzden? İnanamıyorum, 12. round'u verişime bak. Yoru yetişir diye çözemedim ya. Aptalım ben arkadaşlar gerçekten. Neden benim gibi bir salak böyle bir içeriye girişiyor ben anlamıyorum ya. Of. Neden çok kompleks düşünüyorum bilmiyorum, biliyor musunuz? Shift'le backside'a falan gitmiştir sandım. Adam güzelce long'dan koşuşturuyormuş ya. Tamam, ultim var. Gençliğimiz var. C long giriyor. Girsin. Mid'de de var. B'ye kuruyorlar. Aha, B'ye kuruyorlar. Lan B'ye kuruyorlar. Neden? Aynen. Ha. Ulan E bastım ha. Gerçekten ben de ağır salağım arkadaşlar. Benim de öyle bir sıkıntım var biliyorsunuz. Zamanlamalarımı falan asla ayarlayamıyorum oyunda. Tamam, biri midde. O midde dursun öyle. Ben de çözeyim bari bunu. Double door 1. Hadi yetişeme oğlum. Fake atıyorum sana sürekli fake attığım için ama. Fake atmıyoruz arkadaşlar. Oh tertemiz be. Haydi 12-12'ye götüreceğim bunu. Tamam düşündüğüm kadar kompleks oynamıyorlar aslında, sıkıntı bu. Bu arada savunmada bir kazanıp bir kaybetmişim. Ultim olan roundları kazanıyorum, olmayanları kaybediyorum. Sıralama bu şekil. Şimdi double door'dan devam. Muhtemelen A kuracaklar. Hep A'dan kurduklarında kazandıklarını fark ettiler. Hop. Slow'u nasıl gitti diye bakarken ölüyordu az daha yetişseydim. Tamam, hemen double door'dan çekiliyorum mesela. A'ya gitti herhalde. Başka hiçbir yerde ses vermemelerinden rahatça anlaşılıyor bu. Girmediler. Geri mi gittiniz gerçekten? Fake mi atıyorsunuz bir de bir kişiye? Utanmazlar. Evet. C'ye kuruluyor bomba. Harika gerçekten. Yetişemedik. Yetişemedik adamların oyununa. İnanılmaz güzel vuruyorlar ya. Ellerine sağlık gerçekten. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kazanamadım. Yani 1'e 7 zaten zordu artık bayağı. Çok güzel oynadılar. Daha iyi oynanabilir miydi? Oynanabilirdi. Daha iyi oynayabilirdim. Ama olsun. İlk 1v7 tecrübemiz, artık 1v8'e kalacak bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu içeriklere gelebilmek için Discord'a gelmeyi unutmayın. Arkadaşların hepsi Discord'dan seçtiğimiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.